geldiniz siz de tekrar. Evet. Dün Birkan artık baskılara dayanamadı Songül abla. Annesini kıramadı. Evet. Dedi ki peki Çisem'le görüşeceğim. İlk görüşmelerini de dün gerçekleştirdiler herhalde. Evet. Konuşabildiniz mi Birkan, Çisem? Konuştuk Zuhal abla. Hı. Nasıl durumlar bakayım? Ben hani kararımı verdim zaten Zuhal abla. Ama şimdi benden kalkıp böyle hemen büyük bir aşk, sevgi beklemesin. Sonuçta biliyorsunuz ben annemin kararıyla kabul ettim bazı şeyleri. O da bana zaman tanıması gerekiyor. Evet. Biraz. Bu işler zamanla oğlum. Hemen olacak diye bir şey yok. Konuşacaksınız, öreceksiniz. Baskı kurdun Çisem diye kabul ettim işte anne. Tamam oğlum, bir konuşun bakın dedin. Allah büyüktür, ne olacak ne olacak. Allah-u Teala zaten kısmet olmuşsa. Olur. Tabii şimdi önlerinde bir iki ay var yani. Abi canım, hoca biraz bir var. Bakalım. Değerlendirebilecekleri isterlerse tabii. Ama Çisem'i biraz durgun görüyorum. Çok da mutlu değilsin sanki bu durumdan. Ya açıkçası bu durumdan çok da hoşnut değilim. Hala. Neden? Yani sürekli hani annesinin baskısını öne sürüyor. Baskı, baskı, baskı. Yok kızım, baskı yok ya. Yok yani mu? Annesinin istemesiyle olacaksa. Nasıl yok? Baskı yok. Hani yok bana mu? Saygı duyduğu için o zaman söyledi ama şimdi... Baskıyla bu iş olur mu? Yok değil ya, mi? Songül teyzeciğim biraz önce de söyledi yani. Ben beklemiyordum o lafı demesini. Yine aynı şekilde aynı şeyi söyledi. Ben zaten sana doğruları söyledim Çisem. Sen doğruları de dün kalktın, kabul tamam. Ettin. Tamam, o konuda hemfikiriz ama. Niye uçluk değilsin ki? Zaten ben sana... İyi de yani ben... Çıktığından belli faziletle ben sana kararımın, hani sana karşı duygularım yok olduğunu söyledim ben. Bunu 5-6 sefer tekrarladım. Bunu bile bile benim dün kabul etti. Neden bu durumu hoşluk değilsin onu anlamadım ben. Ya ama biraz laf... senden daha ılımlı bir şey bekledim ama yine aynı şekildesin. Hiç olumlu zaman, değilsin. Zaman, ben şu an bir şey diyemem yani. Ben zaman... Zaman da peki bu zaman içerisinde beni üzmeyeceğini nereden bilebilirim? Sen beni üzme. Zaten sen beni üzmedin mi? Sen de beni üzdün. Ben seni üzecek ne yaptım? Ben seni üzecek ne yaptım? Dedim ki yaptın ya, bırak sen Allah'ım. Geçmişi durmadan birbirinizin başına kalkmayın. Yani doğru bu. Geçmişi niye birbirinizin başına kalkmayın? Sen ol, sen olsun. Artık geçmişi... Ama sen de Birkan hani... Yani hiç olumlu bir şey yok. Çünkü hani ben hiçbir şey hissetmiyorum. Tamamen sadece annemin kararı gibi bir tavrım var. Evet Zuhal abi, ben yalan konuşacak değilim tabii ki. Hiçbir şey hissetmedin mi dünkü konuşmadan sonra ya, da? Ya bir şey derken... Bir sıcaklık, bir bağ oluşmadı yani mı? Yani hani ılımlı baktım. Bu. Ben kalkıp işte onun aşığım... Hoşlanıyorum. Tam aşığın değil ama yani en ufak bir hoşlanmaya da beğeni yoksa nasıl olacak bu iş? Ya beğeni zaten vardı Çisem'e karşı. Ha var mıydı? Tabii canım, yani o ilk geldiğinde zaten beğenip de ben çaya çıktım sonuçta. Efendim Fazilet. Fazilet söz istiyor. Zuhal Hanım zaten bunda mutlu olmasını bekleyemezdik. Zaten birinin mutsuzluğu üzerine kurulmuş bir şey ne kadar sağlıklı olabilir. Ayrıca ben... Aralarında bir şey olacağını düşünmüyorum ve buraya da yazıyorum. Birkan tekrar gelecek, benden özür dilerim. Geçti, senden özür dileyeceğim. Efendim? Senden arasında bir şey, aranızda bir şey geçmedi ki. Onunla geçtim arasında bir şey. Onunla bir şey geçmedi zaten. Zaten. Songül teyze. Benim sana özür dileyecek senden bir şeyim de yok. Geçmedi. Onunla ya da geçmedi. Ben bunu da yazıyorum diyorum zaten. Için. Ya yani oraya yazmana gerek yok. Tek... Büyük konuşma, boş ver. Ben büyük konuşurum. Kimse artık. Kimseden tamam. Ben özür dileyecek bir şey yapmadım. Hani... Ben annemin kararına saygı duyup annemin kararını tercih ettim ki bir de bu da benim için hata değil. En doğru bence annemin söylediğiydi yani. Bu benim için hata değil. Senin için en büyük hata zaten dünkü davranışındı. Yok. Benim annemin kararlarına... İkinci hata da zaten Çisem'indi. Ben yani, annemin kararını kabul etmem mi hata? Ne hata? Senin davranış tarzın. Bir kere dün diyorsun ki aramızda bir şey olamaz diyorsun. Annemin kararına saygı duyacağım diyorsun. Evet söyledim şimdi. En güzel anne. Bir şey annesine ondan saygı duyuyor. Ama söyleyiş tarzın o kadar şey ki... özür bile dilemiyorsun. O kadar rahat söylüyorsun. Bu durumda ben olsam mesela çok rahatsız olurdum. 100 kere özür dilerdim. Bir şekilde gönlünü almaya çalışırdım. Ben senin niye senin gönlünü olsaydım. Alacağım ki? Sen zaten gayet şu an olduğun konumdan memnunsun. Sana bir umut vermedi ki kızım. Baksana hemen locaya gelmişsin. Allah aşkına bir kan da yapma. Demiyor muydun? Yolunu mu gözleyecektim? Sen burada demiyor muydun? Ben pes etmeyi sevmem falan, mücadele edeceğim. Bu mu senin mücadelen? Ne yapayım, yalvarayım mı sana Birkan Allah aşkına ya? Ne demek bana yalvar? Dün sen bana niye yalvaracaksın? Yalvarmayla ne alakası var ya?
E ne yapsın? Ne yapmasını bekliyorsun? Zuhal abla mücadele etseydi. Beni ne yapmayı bekliyorsun hakikaten? Annemi kazanmaya çalışsaydı. Bir tarafta annen, bir tarafta nasıl sen. Nasıl annemi kazanmaya çalışsaydım? Zuhal sen abla, hiç istemiyorsun annemi, burada. Annemi mücadele edecekti. Annem İstemiyorum diyorsun daha. Ne diyeyim ben burada? Ben... Fazilet olmaktan memnunum. Zaten. Herkes benim. Kendi karakterinin izlerini taşır. Herkesin kendi kişilik özellikleri vardır tabii ki saygı duyurmak zorundayız. Ezgi'ye verir misin mikrofonu? Zuhal abla, olanları izledim. Hiç yorum yapmadım daha önce. Ama Birkan'ın tavrı da çok tuhaftı. İlk gün de annesi istemiyordu. Sonraki günlerde de istemiyordu, Çisem diyordu. İlk gün arkasında durdu kızın. Tamam, Fazilet'ten vazgeçmeyeceğim falan dedi. Sonraki günlerde birden dedi ki aa ben Çisem diyorum dedi. Ben bunları tutarsız buluyorum ve ben ikisine karşı da bir şey hissettiğimi düşünmüyorum. Ne Fazilet'e ne Çisem'e. Fazilet... Ne ama alakası ben var? Annemin, belki babamın ben sözünü ne alakası var benim olayım. Ben burada yorum sen yapıyorum. Sen yorum yaparken bir insan kendine bakacak. Olur mu canım? Onu, şimdi sen itham edemezsin, sen yapıyorsun, sen ne diyorsun. Bilemezsin o aile hayatını. Burada izlediğim kadarını söylüyorum. Niye ilk gün annen dediğinde arkasına durduğunda sonraki gün vazgeçtin? Ne oldu da vazgeçtin benim, birden? Ne demek ne oldu? Benim annem ya. Benim tamam, annem ilk dedi gün ki, niye benim annem demiyordun? Tam ilk gün de öyleydi. Tam ama düşündüm ama işte, taşındım. Ne oldu yani? Ana gibi işte, yar olmaz yani. Duyguları vardı aslında Fazilet'e karşı ama annesinin benim anama olan dinledi sonunda. Aşkımı dayanamadım. Ya da benim anama olan saygımı herkes biliyor. Yani tüm aile, akrabalar, yani herkes biliyor. Benim annem ne derse, babam ne derse benim için o değişmez yani. Zuhal abla bir şey söyleyecek mi? Birkan. Zuhal Birkan. Evet, O'ya gerek yok, B'ye gerek yok. Zaten annenin burada o kadar zaman geçti ve gördük. Bir şey olmaz dediğinde zaten ikincisi bir olur yok zaten. Bunu biz biliyoruz. Olmaz dedi mi olmaz. Ama sen buraya geldin. Şimdi diyorsun ki sen çabalayacaktın. Hani hiç bırakmayacaktın. Şimdi yanlış anlama. Sana burada selam veren bir daha buraya oturmasın mı? Nasıl sana yani? Merhaba diyen sana bir daha buraya oturmasın mı? Birkan demedi ki oturmasın. Bana ne kardeşim? Birkan dedi ki annemin gönlünü kazanacaktın dedi. Niye kazanmadın? Mücadeleci de edecektin. Kendi söylediğini kendi diyorum ben. Dedin çok mutlusun. Yoksa bana ne selam dedi. Veren locaya geçsin. Şimdi hocam. Orada oturdu. Üç gün dedi ki ben dedi size dedi kendimi ispatlayacağım dedi. Ne oldu ispatladı işte. Bir dakika kardeşim. Dur, üstüne bastıra bastıra dediniz ki istemiyoruz. Peki. Evet. Birkan. Ve Çisem, tabii Çisem'e de sormam lazım. Devam etmek istiyor musunuz artık? Bugün son günümüz bugün. Sezon finali yapacağız. Doğru. Yani iki ay dışarıda evet. Görüşüp görüşmemek size bağlı. Ya ben şeye takılıyorum açıkçası. O yüzden durgunluğum. Şimdi Ezgi arkadaşımın dediği gibi ne oldu da son günler de kararını değişti diye. Valla istiyorsan bunu soruyu ona dışarıda sorabilirsin. Şunu şu an için vaktim ediyorum. Kalmadı. Tamam. Kararınızı evet. Öğrenmek zorundayım. Ya ben bir kanada dışarıda bir şey sormak istiyorum. Sor tabii ki. Onun cevabını aldıktan peki. Sonra... karar. Hakkınıza hayırlısı olsun hepiniz İnşallah. İçin. Şimdilik vedalaşıyoruz. Birazdan tekrar kapanışta görüşürüz.